Az olmasa şimdiye kadar böyle olmazdık. Çeyrek asırdan uzunca bir süredir teknoloji dünyasının içindeyim ama bu süre içerisinde hiçbir Kurdal duvara asarsın Vegom. Kelimenin metaverse kelimesi kadar hızlı yayıldığına tanık olmadım. <laughs> Şimdi bu öte evren anlamına geliyor biliyorsunuz. <laughs> ve... Nereye geliyor Barış abi? Bir dakika baştan dinleyelim. Çeyrek asırdan uzunca bir süredir teknoloji dünyasının içindeyim ama bu süre içerisinde hiçbir kelimenin <laughs> Metaverse kelimesi kadar hızlı yayıldığına tanık olmadım. Evet. Şimdi bu öte evren anlamına geliyor biliyorsunuz. Ve bu yönüyle bizim gerçek evrenimize de benziyor. Çünkü onun da böyle büyük bir patlamayla ve hızla yayıldığı düşünülüyor. Peki Metaverse bir balon mu? Eğer öyleyse bu balona ilk Metaverse bir balon mudur? Bir balon mudur? Haydi bakalım. Ve en güçlü nefeslerden birini veren kişi olarak oldukça karışık duygular içerisinde olduğumu itiraf etmeliyim. Nerede bu Metaverse? Nerede? Hani Metaverse? <laughs> Metaverse? Metaverse? Metaverse. Ah, bu kelimeyi... ne hale getirdiniz bak? <laughs> Adam üç şey anlatıyor. Bir sürü sonra cahil cahil paylaşımlar geliyor. Bak adam da deliriyor sonra. Allah diyorum ya. Allah Allah. Ya geçen şey gördüm ya. O Assetto Corsa'nın bir mapini oynuyor birisi. İşte Metaverse diye paylaşılmış. Şuna ha şu makine. Bu met <laughs> Nasıl ya dedim. Formül oynuyor adam böyle. İşte Metaverse işte bu Metaverse falan diye. Böyle <laughs> bir şey var mı amına koyayım ya. <laughs> Metaverse'e konsere gittik inanılmaz var. 2000 kaçta biz Travis dinledik ya biz Fortnite'ta. Biz gamer yemez hocam bunu ha. Vallahi gamer yemez bunu. Metaverse'ü yanlış aktarıyorlar bence. Yanlış tanıtıyorlar. Yani oradaki dalgayı yanlış anlatıyorlar bence yani hayatımıza girmesinden Yemez. 6 ay kadar sonra bugün itibariyle konuya kendi bir bakış açımı selam. sizlerle paylaşmak isterim ama önce neden ona en güçlü ve ilk nefesi verenlerden biri olduğumu bu kanalı yeni takip etmeye başlayan izleyicilerim için açıklamaya çalışayım. Dalga Geçtiğimiz dalga. yılın başlarında henüz bu konu gündemde değilken katıldığım bazı etkinliklerin, bazı evet. konferansların, kulislerinde evet. bu kelimenin sıkça kullanılmaya başladığını duydum. Konuyu biraz araştırınca her zaman o next big thing, büyük yeni şeyin peşinde koşan pek çok girişimcinin, pek çok büyük teknoloji şirketinin bu yeni vizyona odaklanmaya başladığını fark ettim. Bu kanalda teknolojik yenilikleri ana iletişim dili Türkçe olan siz değerli izleyicilerimle paylaşmayı bir misyon edindiğim için de hemen konuyla ilgili yerli Türkçe bir içerik üretmeye karar verdim. Çünkü o dönemde neredeyse hiç kimse böyle bir içerik hazırlamamıştı. Ne Türkçe ne İngilizce. Zaten videoyu yayına verdiğim Eylül ayında YouTube'da Metaverse kelimesini aradığınızda tüm diller içerisinde en çok izlenen video haline geliverdi. Ve aradan yarım yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen YouTube Shorts formatını hariç tutacak olursak hala tüm dillerde en çok izlenen 10 video arasında bu var. Yani Türkçe bir video. Bence bu iki şeyi gösteriyor. Merak ve ilgi. Sadece benim merakım değil, Güzel. sizin merakınız ve gösterdiğiniz ilgi. Fakat hikayemiz böyle romantik bir şekilde karşılıklı iltifatlarla ilerlemeyecek. Hani filmlerde, <laughs> hikayelerde sonlara doğru genellikle şaşırtıcı twistler olur ya. I see that beklenmedik bir büküm noktası, bir dönüşüm görürüz. Ters köşeye yatırırlar bizi. İşte ben de kafa karışıklığımızı azaltabilmek için Heh. bazı kavramları daha iyi anlayabilmek için onları dönüştürelim. Tersinden düşünelim istiyorum. Metaverse'u anlamak için onu döndürüp verse meta diyelim. Şimdi size Allah Barış abim kafamız zaten çok bulanık, çok karışık Barış abim. Anlatır anlatır Barış abim güzel anlatır şimdi dur. Dur bakalım nereden bakalım yakalayacağız bakalım bir zaman çizelgesi hazırladım. Ben o videonun kapak görseline bu kelimeyi çok duyacaksınız deyip metaverse balonuna o güçlü nefesi verdikten sonra polislerde konuşulan teknoloji devleri adımlarını tek tek atmaya başladı. Beni bile şaşırtacak derecede hızlı ve güçlü adımlardı bunlar. İlki beklendiği gibi Facebook'tan geldi. Ekim'de tüm şirketlerini Meta çatısı altında Abi. toplayıp konuyla ilgili vizyonlarını aktardılar. Ardından Kasım'da Jack Dorsey kendi kurduğu Twitter'daki CEOluk görevinden istifa etti ve o da aralarında Tidal gibi bir müzik servisi ve Square gibi bir ödeme sisteminin de olduğu çeşitli şirketleri bir çatı altında toplayarak adına Block dedi. Örüntüyü görmeye başladık mı? Bir tarafta Facebook kuranlar Metaverse'ün metasını, öbür tarafta Twitter'ı kuranlar blockchain'in bloğunu sahipleniyorlar. Alo. Bunlar kavramsal sahip. Alo. İyi Alo. yayınlar abi. Bonicim hoş geldin. Neredesin <laughs> lan sen? Döndün mü eve? Geldim geldim abi. Dün akşam üstü geldim. He iyi iyi güzel. Otur otur. Ya nasıl Meta oldu abi? Metaverse çözüyoruz otur iyiyim. Daha iyiyim. Bir geçiyor artık yavaş yavaş. Geçmiş olsun geçmiş olsun. Sağ ol. Bonicim sahiplenmeler ve bu sahiplenmeyi yapanlar daha henüz çeyrek asırlık bile olmayan yeni sayılabilecek şirketler. Ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? Yarım asırlık dev bir şirket kendi tarihinin en büyük satın almasını yaptı. Bak. Geçtiğimiz ay Ocak'ta Microsoft yaklaşık 69 milyar dolara Activision Blizzard şirketini satın aldı. 69 milyar dolara Activision Blizzard şirketi satın aldı. Bizim Velgren de Türkiye'den diyor. Ben Ege okayım. Ege okayım <laughs> ben. Adam Microsoft ya kanka. Konu nasıl 200, bana gelebildi ki bu? 250 bin varsa Ege okayım. 250 bin var. Onu da boşuna Abi, alırsın. Paraya ya. baksana bro bir. 69 milyar dolar amına koyayım. Paraya bak. O ne lan öyle? Ya oğlum yapmış adam aga işte yapmış yani anladın mı? Blizzard, bu, Peki bu, bu arada, adamların yani, serveti ne? Şunu düşün. Ya Microsoft diyorsun oğlum ne serveti ne ya? Bu <laughs> ne demek <laughs> aman Dün Sana verdi ya sana bilgisayar sistemi, interneti şunu her şeyi verdi adamlara ya bir yerde anladım Öyle düşün yani. Bir Amazon bir Microsoft bunlar böyle serveti bilmem neyi falan sorulmayacak şeyler oğlum ya da Elon Musk'ları bilmem nedir. Ama bunu bir de şu açıdan da düşün yani. Blizzard'da satan taraf mesela. Anladın mı? Marka değerini bu şeyi yaratan ve satan tarafta o. Onu da aldı. bir sürü alt firmalar, alt şirketler, alt insanlar var. Böyle böyle düşün. Anka 2.8 trilyonmuş. Evet. He. He. Paraya bir bak amına koyayım ya. Sen onu mu hesapladın demin? Yok lan biri çete yazmış orada. böyle hocam böyle ya. Devam. Aldı. Bir oyun Ağlamış şirketine, şirketini Microsoft bir oyun şirketine 69 milyar dolar harcadı. Bu nasıl bir bütçe biliyor musunuz? Dünyadaki 211 ülkeden 135 tanesinin gayri safi yurt içi hasılasından daha yüksek. Yani salt ekonomik ifadelerle konuşacak olursak bu 135 ülkenin bir yıl içerisinde ürettikleri değer satın alınan bu şirketin ürettiği ekonomik değerden daha az. Peki yıllarca iş hayatına yatırım yapan onlara yönelik İçerikler, ürünler, hizmetler sunan bir şirket neden tarihinin en büyük yatırımını bir oyun şirketine yaptı? Çünkü hayat giderek oyunlaşıyor. Oyunlar, biz lan? Biz, biz oyun hizmetler satın almak değerinin daha yüksek. Yani Türkiye, salt ekonomik ifadelerle konuşacak olursak, bu 135 geçir. ülkenin bir yıl içerisinde ürettikleri değer satın alınan bu şirketin ürettiği ekonomik değerden hmm. daha az. Peki? Yıllarca iş hayatına yatırım yapan onlara yönelik içerikler, ürünler, hizmetler sunan bir şirket. Neden tarihinin en büyük yatırımını bir oyun şirketine yaptı? Çünkü hayat giderek oyunlaşıyor. Oyunlar Hı -hı. hayata, hayat oyunlara yaklaşıyor. İşte ikinci twist'imiz. Hikayemizdeki ikinci dönemeç bu. Geleceği görmek istiyorsak oyunların dünyasına, onların hayatına bakmalıyız. Çünkü gelecekte hayat oyunu onlara daha çok benzeyecek. Ben bu içeriği hazırlarken 10 yaşındaki oğlum benim ekranımda açılmış olan onlarca tarayıcı sekmesi içerisinden artık nasıl gördüyse bir tanesinin ikonunu gördü ve hemen şu soruyu sordu. Baba, Baba. neden bilgisayarında Roblox açık? Evet, gizli gizli oyun oynarken yakalanmıştım. Şaka tabii ki. Roblox oyunları bana göre değil. Ben Minecraftçıyım. Evet Roblox sekmesi <laughs> bilgisayarımda açıktı. Çünkü onların 2021 yılı verilerini bir raporu okuyordum. Bilmeyenler için Roblox çok oyunlu ve çok oyunculu pek çok platformdan sadece biri. Geçen yıl Nisan ayında 202 milyon kişi... Oğlum inşallah arayacağım Minecraftçıymış ama bizim Rivals lobilerini izlemiyordur adam. <laughs> Bizim Jare'in falan lobby'i bir izlediğini düşünsene Batu abi falan. Orada vakit geçirmiş. Bakın 202 milyon Türkiye nüfusunun 2,5 katı kadar kalabalık bir nüfus. Neredeyse sanal bir ülke diyebiliriz o platforma. Buna rağmen en çok oyunculu oyun platformları listesinde sadece 16. sırada. O listede milyardan... 350 milyona fazla, fazla oyuncusu... Posta. ...olan... Amogos 500 kendi ...başka platform... Minecraft 738 milyon. PUBG'ye bak ya. Bab, babge, Babge. 1 milyar 213 milyon. Bunlar da var. Biliyorum internet sitelerinin kullanıcı sayılarını böyle ülkelere benzeterek karşılaştırmalar yapmak çok da yeni değil ama i̇kiz, Ben zaten ikiz, raporda bag. o kısımla değil de yani kullanıcı sayılarıyla değil de başka bir ayrıntıyla ilgileniyordum o sırada. Nedir hocam? O dikkatimi çekmişti o kullanıcıların davranışlarına dair bilgiler. 2021'de <laughs> Roblox topluluğu tarafından 25 milyon sanal öğe oluşturulmuş. Sanal öğe derken işte eşyaları kastediyoruz. Kostüm olabilir, aksesuar olabilir, <laughs> belki bir mekanın parçası, oradaki eşya, mobilya olabilir. Her neyse önemli olan onun sadece o platformun içerisinde üretilmiş, tasarlanmış, geliştirilmiş olması. Ve bunlar 5.8... Geliyor, geliyor, geliyor. NFT geliyor. Aynen. Ejastis geliyor. 8 milyar kez ücretli ya da ücretsiz olarak el değiştirmiş. Oradaki kullanıcılar 165 milyar kez görünüşlerini, avatarlarını güncellemiş. Ya düşünebiliyor musunuz? Oralarda bir yerlerde biz gitmesek de, görmesek de sanal bir ülke var. O ülkeye her gün giden, ziyaret eden milyonlarca kişi var. Ve oraya her gidişlerinde en azından bir kısmı görünüşlerini değiştiriyorlar. Vücut Hı. ve yüzlerinin yapısına karar verdikten sonra yeni kıyafetler ve aksesuarlarla görünümlerini güncelliyorlar. Hadi gelin buraya bir sanal ülke değil de sanal Evren diyelim, universe ya da kısaca verse. Nerede bu metaverse sorusunun en somut yanıtlarından biri işte Roblox. İyi ama abi sen de bunu yapma bari ya. O metaverse <laughs> değil ki. Bu metaverse mi Allah aşkına? Second Life var bilmem ne var. Bizim hayatımızda bir sürü benzeri vardı zaten. Demeden önce biliyorum, farkındayım. Roblox bir oyun platformu idi raporda söylediklerine göre artık onlar da başka bir isim vermişler. Deneyim filan diyorlar. Onlar deneyim desin. Bazıları metaverse desin. Ne dersek diyelim ben de verse meta diyeceğim. Ama yeter ki oradaki kullanıcı davranışlarını analiz edelim. Bunları anlamaya çalışalım. Çünkü böyle bir değil onlarca yer var artık. Milyon değil milyarlarca genç insan bu yeni ve değişik. Ya Barış abinin şimdi anlattıkları yani çok iyi çok başlangıç herkesin böyle çok kavrayabileceği tatta anlatıyor gerçekten. Böyle aileler de izlese ne bileyim açık böyle mecliste de izlense anladın mı? Yani öyle ya da böyle anlaşılabilir bir dil şu anda bu. Ama günün sonunda gerçekten hani Barış abi diyor ya bu oyunlardaki bu insanların davranışları onların yaptığı şey yani sonuçta baktığı yer ve Kafa yapısı olarak buraya inceliyorum diyor ya. Ama RL bunu taşıdığında yani bunu bildiğin gerçek hayata taşıdığında da insanlar aileler falan oyun ve oyunculara bakış açısı şey. amına oyun boş boş evde oyun atıyor ya. Yani, ya bu yani bu gelişmedikçe zaten bunu istediğimiz kadar detaylı anlatalım. Böyle kendi aramızda bilenler arasında habire metaverse anlatmaya çalışıyoruz gibi hissediyorum ben bir yerde. Vallahi diyorum ben bir şeyi yani. çok merak ettim Kemal sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu Roblox diyor ya Barış abi. Evet. İlk O O diye okunuyor. ikincisi niye A'ya dönüşüyor? Roblox diye değil mesela. Abi anladım, anladım ne alaka anladım, ya? Anladım anladım. Siktir edin işte mesela bu kafa yapsa anladın mı? Kafas. Yani, ya bu adam bir de böyle gençliğe yayın yapan hani hitap bu bulunan, elinde bir megafon bulunan bir adam anladın mı günün sonunda mesela? Bak kikledim siktir ettim gittim. Anlatamam. <laughs> Anlatamam. Anlatamam ya. O anladı şimdi. O. Olmaz Sen yani. Sen bu zamana ama. kadar Roblox demiyor muydun ona? Ya baba ha öyle diyor. Ya ben amına koyayım R diyordum ona. R dedim mi anlıyordum millet. Yani ne var? Diye. Roblox desin, Roblox desin, bilmem ne desin. Oraya mı takıldın oğlum koca videoda ya? Ondan o önce ben de ben senden ver. duyduğum cümle şuydu bak. Vah amına koyayım bilgisayara bak. Bunu dedim az önce. Onu da duydum yani. Allah Allah. Zenbook ya. Bu da bir yıl, bir buçuk yıl önce çıkmış bilgisayar yani. Şunu da mı araştırmadın amına koyayım? Dünyada teknoloji. Yok olur mu? Bana Ikea tamam. Ama onun Ikea'sıyla aynı fiyat ya. ilgisini çek. 250 var. Sağ o Okay. Değişik davranış kalıplarını benimsiyor. Şimdi bunun çok çarpıcı bir örneğini yine aynı platformdan vereceğim sizlere. Moda'nın en lüks markalarından biri Abi. olan Gucci, Mayıs ayında Roblox'ta sanal bir bahçe açtı. Ah. Gucci, Roblox'ta moda markası. Gucci bu arada NFT'yi de üretti. Ha. Oyun platformunda. Neden acaba? Yılda 165 milyar kez avatar güncellemesi yapan, onları sanal aksesuarlarla süsleyen bir metaverse, <laughs> pardon, verse meta olduğunu söylemiş <laughs> miydim oranın? Sadece bu aksesuarların 5.8 milyar kez el değiştirdiğini, ha tüm bunları yaparken sadece o platforma has kendi para birimlerini kullanmaya başladıklarını söylemeyi atlamış olabilirim. İşte Gucci'nin Roblox'a açtığı bahçede şu çanta 350 bin Robux'a yani 4115 dolara satıldı. Çantanın gerçeği bizim dünyamızda sadece 3400 dolar. İşte size bir twist daha. Fakat gerçeğinden daha pahalıya satılan bu çantayla ilgili o platforma dair... Bir şey diyeyim mi? Bak ejelsiz söyleseler de alırdım diyor. Ejelsiz harbiden ilk satış olarak bence iyi bile gitmiş. Ben de onu düşündüm biliyor musun? İlk yani şunu düşün Barış abinin bile videosunda ilk diye bahsedilen bir şeyin reklamı 3400-4000 dolardan çok daha fazla. Onun şu anki sahibi Allah bilin ne kadar değer biçiyordur yani. Harbiden diyorum çok ucuza gitmiş. Oğlum kafa ucuza bir kapısı olur. Lan evet şöyle düşün. Yani şu adamın bir hadi bir videosuna sponsor olmayı dene bakalım. Ne kadardan şey yapıyorsun ki bu dünyada konuşulan bir olay ve ilki satın alınmış. Gerçekte 3000 dolarmış, orada 4000 dolara gitmiş. Anladın mı? Şöyle bir eksiklik var. Onu alan kişi sadece orada kullanabilir. Başka bir platforma transfer edemez. Böyle bir sanal değere yatırım yapmış olduğunu Roblox dışında ispat edemez. Keşke dijital varlıkların benzersiz olduğunu ve onun birbirli E 5x olacak. He. <laughs> Bence enayi bro. Yine de. <laughs> Allah Allah. Gerçeği Or bir işe yarıyor kanka en azından aman okuyayım. Tamam ya. kanka şey de işte okey aynen böyle böyle devam <laughs> oğlum işte. Ben ben her zaman istediğimi alacağım siz oldukça. <laughs> böyle kafalar oldukça bu devam anladın mı? Okey çok kişi de bilmesin yani. Çok kişi kafayı buralara çalıştırmasın Ecaz. <laughs> ...yerine geçemeyeceğini onaylayan, böyle bloklar halinde kayıtların bir zincir gibi tutulduğu dijital bir defter olsaydı da orada bunun kaydı tutulsaydı. Az önce Blok, zincir ve NFT mi demeye çalıştım ben? Gördüğünüz ah. gibi bazı kavramlar öyle gökten zembille inmiyor. Zaten var olan trendlerin analiziyle ortaya çıkıyor. Milyonlarca insan yıllardan beri zaten... San e, bunun ucuzluğunu da şöyle düşün. Sen şimdi kafanda şöyle bir şey yapıyorsun büyük ihtimal giren 4000 dolar 15 ile çarpsak e, 60 oradan 70 falan diye yapıyorsun. Da bu 4000 birim ha öyle düşün. Yani globalde böyle... Dolar kullanan ülkeler arasında yani tüm dünyada kabul edilmiş en büyük para biriminde 4000 birim sadece. Öyle Abi şöyle söyleyeyim o zaman 4000 TL olsa da çok pahalı bence. 4000 TL de olsa çok pahalı sence mi? Sen dün daha New World'de 20 bin liralık coin kastığın için mutluydun. Ama ban yedin. O zaman ya. sen inanılmaz tamam ban yedin ama inanılmaz zengindin o zaman. Yani oha salak mısın o New York'ta kasılır mı o para? Tanka ben satacaktım işte ben enayileri satan tarafım. Enayiler onu niye alıyor? Enayiler. Yani sen zamanını harcadığın için enayi değilsin. Parası olan adam zamanını harcamadan seni çalıştırdığı için enayi mi oluyor? Bir düşün bir daha bakalım kim enayi? Of. Ben enayiyim Çalışacak hocam, zihin çalışacak, matematik Bravo. anladın sapla, mı? Sapla. Bunları çalışa, çalışa, çalışa. Bu beyin artık gelişecek bir yerden sonra. Anlayacaksın kimin nerede durduğunu, öğreneceksin. öğreneceksin. yaşlıyım ya kanka benim. Yavaş bir yavaş. Yavaş yavaş. Metaverse çalışmıyor yani. Tabii. Tabii. İnşallah herkesin bir gün kanal evrenlerde vakit geçirmeye başlamıştı. Yani en değerli sermayelerini, zamanlarını yatırmaya başlamışlardı o platformlara. Peki oraya yatırdıkları bu zamanda orada geçirdik. <laughs> Covid beni çok değiştirdi arkadaşlar. Devam. süreler boyunca ürettikleri sanal değer. Oğlum ben gerçekten şuna çok inanıyorum. Eğer ki, eğer ki bu ülkede şu an ülke genel olarak diğer dünya ülkelerine bakışla gerçekten coin meselelerine ve gelecekte var olacak NFT vesaire meselelerine çok hype tamam mı? Herkes gerçekten çok ilgili diğer taraflara da bakınca. Bu böyle giderse ve atılımlar Türkiye beyzli yapılırsa ben bayağı bu ülkenin ileride çok çok büyük bir yerlere birden tutumum falan olacağını düşünüyorum yani. Ee, niye parasızlıktan? Olabilir belki bu da bir fırsat olabilir. Oğuz hep öyle olmuş ya zaten dünya tarihinde de. Gerçekten ekonomik kriz şu bu herkes öyle ya da böyle bir çıkar yolunu bulmaya çalışıyor falan. Eğer ki o yol bulunursa bu yoldan bence baya baya e, globalde bir ülke gücü haline de gelinebilir gibi düşünüyorum mesela bilmiyorum. Buna çok inanıyorum gelecekte. Yani şöyle düşününce 5 yılda 10 yılda düşünseniz olun bir. Yani bir sosyal medyayı o yapılanmayı şunu bunu düşünün. Diğer ülkelerin sosyal medya ve oyunlar üzerinde yaptığı yatırımla nerelere geldiğini düşünün. Daha ne bileyim 20 yıl önce Elon Musk'tan kim bahsederdi mesela en basitinden. Falan. Bence de boş iş değil. Çok farklı. hı, -hı! Bak ben avukat. ...varlıkları başka bir yere taşıyamaz mıyız? Bu başka başka yerler içinde birbirleri arasında geçişmek, seyahat etmek mümkün olamaz mı? Birinden alınan Gucci çanta mesela bir tahta kale taşınamaz mı? Toplumun bazı günlük temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor bro. Yatırım gelişim takip etmek bu durumda çok zor onu anlamıyorsun sen. Çok çok zor, çok çok haklısın. Zaten toplumun o günlük temel ihtiyaç karşılayan tarafından bahsetmiyorum aslında. Demek istediğim şu. Var olan kişiler başka yerlerde değil de buralarda o kafayı çalıştırıp bir şeyler yaparsa ve devlet de halk da şu anda hali hazırda var olan kişileri desteklemeye çalışırsa Kösteklemek yerine hep bu Amerika'da çıkan isimleri öyle düşün. Yani adam birden Elon Musk'ın bir taraftar kitlesini düşün. Ben mesela eminim ki Elon Musk gibi bir adam Türkiye'de var oluyor olsaydı öyle ya da böyle bir linç bir şey olurdu yani. Farklı bir ee, şeyde kaynar gidebilirdi anladın mı? Öyle bir kafa küstürülebilirdi. Hep bundan dolayı da sanki böyle Türkiye'den çok e, parlak zihinler bir şeyler üretenler hep yurt dışına kaçıyor gibi geliyor bana. anladım ki kaç yıldır da görüyoruz bunları anladın mı? Ee, bahsetmeye çalıştığım şey o. Zaten var olan kişiler bunu yapsın ki alttaki o dediğimiz geçinmeye çalışan tarafı da kurtarsın. Yani floru yükselsin ya. Bu dediğim olay bu, bu kadar basit. Floru yükselsin. Yani TL'nin floru yükselsin anladın mı? Mantık bu aslında yani. İşte bu ve benzeri sorulara yanıt arayanlar bir şekilde metaverse, blok zincir, NFT gibi kavramların etrafında buluşmaya başladılar. Tıpkı bir zamanlar sadece büyük organizasyonlarda, Tabii, şirketlerde, mesela... akademik kurumlarda, üniversitelerde olan ağların, yani netlerin birleşerek internete dönüşmesi <laughs> ve herkese ulaşması gibi. O zamanlarda nerede bu internet? Bu internet denilen şey ne işimize yarayacak diye öyle her kafadan bir ses çıkıyordu. Evet. Peki bu yeni dünyanın evet. keşfedilmeyi bekleyen vaat edilmiş bu toprakların hiç mi eksisi yok? Olmaz mı? Şimdi gelelim bu işlerin problemli kısmına. Bakın bu dönüşüm daha yeni başladı. Ama herkes sanki bitmiş gibi davranıyor. Ortada böyle bölük pörçük, eksik, gedik, verse'ler var, universe bile değil. Ama insanlar metaverse'ü bulduğunu bildiğini sanıyor. Ya bir durun bakalım. Tamam belki buralar değerlenecek. Değerlenecek ama nasıl? Bakın bizlerin dünyada göreceli olarak yatkın olduğu bazı konular var. Bunlardan bir tanesi de finansal teknolojiler. Kısaca fintech. O yüzden mesela Türkiye'deki bankaların bankacılık sistemleri Avrupa'da, dünyada ödüller kazanıyor. İşte bizim bu fintech dünyasına, finans bu ülkede ne kadar erken gidersen o kadar iyi. Bak. Bak işte buyur hadi bakalım işte hadi. Hadi. Haydi bakalım buyur. <laughs> haklı haklı doğru. Ya işte bundan bilmiyorum bir gün bundan çok çekiniyorum ben ya. Ben korkuyorum açıkçası. Ben ben bayramı da seviyorum. Ülkemi de seviyorum. Coğrafyayı da seviyorum. Buradaki e, gelişemeyen zihinler yüzünden böyle bir ülkenin böyle bir milletin ee, başka yerlere evrimleşmesini gitmesini falan istemiyorum işin açıkçası doğrusu. Yani en güzel seçenek bence bir olup birlikte olup aslında üst lige çıkabilmek. Anladınız mı? Yani hiçbiriniz arkadaşlar kusura da bakmayın şöyle bir şey var. Fenerbahçeliysen Fenerbahçelisin. Galatasaraylıysan Galatasaraylısın. Takımın 5 yıl şampiyon olmasın 6. yıl yine destekliyorsun olsun diye. Niye ülke ben konularında arkadaşım şey konularında böyle bakılmıyor ben anlamıyorum bir türlü yani. Yani milli takım tutuyoruz hepimiz. Türkiye diyoruz. Herhangi bir Türkiye maçında canla başla herkes böyle ararı ara buluruz izini falan diye takılıyor. E o zaman tutalım her yıl şampiyon olan en büyük kulüpleri tutalım o zaman. Biriniz Paris tutun öbürü Manchester United tutsun öbürü Barça tutsun bilmem ne anladın mı? Yani bu böyle bir şey gerçekten böyle bir şey. Hep birlikte bir olup aynı ağızdan konuşup bir şeyleri geliştirmek üzerine kuracağımız şeyi Anladım takımcılık gibi bile yapmıyoruz yani. Gerçekten ileriye gide, gidebileceğimiz konulardaki meseleleri. Aynı şey değil ne alakalı. Nasıl deli saçmaladım by the way mi? Nasıl deli saçmaladım ya? Kanka şimdi şöyle bak orada ama o eğlence bu gerçek hayat kanka. Neyi gerçek hayat oğlum nasıl eğlence İşlik gerçek Küftenin içinin Adamla... içi yok diyorum kanka artık sana öyle bir durumdayız yani. Oğlum tamam işte bir ağızdan bile konuşamıyoruz bir şey için. Bundan bahsediyorum işte. Gerçek hayat işçi köftenin içi niye yok? geliyorum burada? Konuşuyorum mesela. İşçi köftenin içi yok. İşçi köftenin içi gitti. İşte baklavanın artık içi yok. Yok. E ne yiyeceğiz? Baklava yiyeceğiz. He baklava yeriz. Tamam. Kaç para oldu? Şey oldu. 21'im oldu. He 21'im oldu. 21'ime kadar çalışıp yaparız da. E bu böyle gittikçe zaten hani aynı şekilde devam edecek. Daha kötü olacak. Daha kötüsüne alışmaya çalışacaksın. Anladın mı? Demek istediğim bu. Yani hep birlikte daha iyi olanı, daha ucuz olanı, daha gelişmiş olanı hiçbir zaman savunmuyoruz. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Ben size takım tutar gibi bilmem ne su falan filan demiyorum. Yani başka bir ülkeye gitmeyi çok kolay bahsediyorsunuz ya hepiniz. İnanılmaz kolay bahsediyor herkes. Yani ben de bireysel olarak diyorum ki ulan burada doğdum, burada büyüdüm. Bir şeyleri geliştireceksen burada da geliştirebilirim. Bu insanlarla geliştirebilirim. Ama buradaki insanlara dönüp bir bakıyorum Yok baba ben de gidebilirim her an diyor. Haklı sebepleri var. Ben de haklı sebepleri olmasını zorluyorum. Yani o zaman bu sebepleri yavaştan ortadan kaldıralım anlatmaya çalışıyorum. Onu anladın da yönetimin yapması gerekmiyor mu kanka? Şimdi şöyle ben düşün yönetim mesela dediğin ben mühendisim. ne? Yönetim dediğin halk zaten halk seçiyor anladın mı? Yani bir yerde her şeyi düzenleyen de konuşan da dinleyen de öven de gömen de halk anladın mı? Hepimizin birleşimi yani. Bu Bak, kadar benim da... düşüncem ne biliyor musun kanka? Ben şimdi mühendisim. Türkiye'de çalışsam burada ne kadar kazanacağım? Bir şey kazanacağım. Hiçbir şey de yapamayacağım. Sadece hayatta kalacağım. Almanya'da çalışsam işçi olarak her şeyi alabiliyorum mesela. Benim bir Oğlum, ömrüm var. Abi? Herkes öyle düşünüyor yani. Bir Oğlum... ömrüm var diyor. Oraya giderim. Orada çalışırım diyor. Tamam bu herkes için böyle. Her şey için böyle de yani sürekli bu kafa yapısında düşündüğünde yani konudan çok bağımsız bir şey bu. Bu senin dediğin İnsanoğlu olarak en iyi fırsatları almak için yurt dışında işte giderim, çalışırım, okurum, eğitimimi de daha iyi alırım. Bilmem ne de. O zaman mülteci olarak da gidebilirsin, kaçabilirsin. Yine daha iyi durumda olacağını düşünüyorsan bugün de çıkıp gidebilirsin mesela. Yani bugün de kalma o zaman. Her şeyin yanlış gittiğini ve bir türlü ee, düzelmeyeceğini düşünüyorsan. Çağrı gitsin, Twitch'i bıraksın, daha çok para var Nimo'ya geçsin. Ben gideyim, öbür başka bir firmaya geçeyim. Birimiz Çin'e gidelim birimiz Amerika'ya gidelim hiç aynı bu dili de konuşmayalım artık en çok İngilizce konuşturuyorum o zaman yani her şeyin o zaman en çok eğlence en çok gerçek hayat yani içinde et yiyebildiğin ürünler Amerika'da Avrupa'da orada burada e haydi o zaman yani böyle bir kafa yapsın var oğlum bana bana çok saçma geliyor bana aşırı saçma geliyor. Ya büyük ihtimal küçük olduğunuz için böyle kafa yapıları da bunu da yaparım, bunu da yaparım. Şöyle de giderim, böyle de şey. Lan şuradan dışarı çıksan alacak ülke yok şu an. Nereye? <laughs> anladın mı? Vize alamıyoruz ya da. Yani ben şu anki durumda bile vize almakta güçlük çekiyorum. Anladın mı? Yani biraz gerçekçi bakmak lazım durumlara arkadaşlar. yani ülkelerde aman insanlar dolusun buraya da ne güzel olur ya. Hep hep birlikte yaşarız falan diye bakmıyorlar yani. Yani doğruya doğru konuşmak lazım. Ben 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 net öyle düşünüyorum. Ama velakin birlik olup konuşulacaksa da birlikte bir şeyler yapılacaksa da bu gençlikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zihinler çok açık oğlum. Yani kafalar gerçekten çok açık. Küçük çocuklara bakıyorsun böyle Roblox'a adam anlatıyor işte. Yok efendim kendi metaverse'ünü kurmacalar, NFT zincirleri şunlar bunlar ama böyle aynı gençliğe bakıp şeye inanmadım bu gençlik. Aman canım işte coin zinciriymiş, yok işte NFT'lermiş, yok işte efendim yayıncılıkmış, oyunculukmuş. Gençler boomer gibi gözüküyor. Anladın mı? Yani yeni kuşak böyle çok Allah Allah nasıl anlamadılar ya falan diyorum. Oğlum biz üniversitelere gidiyoruz, söyleşiler veriyoruz, sohbetler ediyoruz. Yani adamlara herhangi bir şekilde metaverse ile ilgili ya da işte internet değinciliği ile ilgili ya da sosyal medya konuları ilgili bir şey sorduğunda adam cevaplayamıyor mesela. Anladın mı? Tedis İstanbul. <laughs> ya kızdığım şey az önceki tam olarak aslında kızdığım son nokta şu nokta 250 bin olsun ben okeyim dedin ya yani o nokta anladın mı? Okey olmayacaksın baba. Değil öyle değil dışarıdaki benle aynı eşit izlenen aynı eşit çalışan adamlar benden çok daha iyi yaşıyorsa ben bunu bu ülkede kabul edemiyorum bir türlü. Tüm gençliğin en iyi şekilde kazanıp diğer ülkelerle en eşit şekilde var olması lazım diye düşünüyorum. Elinde en iyi herkesin telefon olsun elinde 18'ine 20'sine geldiğinde herkes en iyi arabasına binsin. Kardeşine bilmem ne alabilsin öbürüne bilmem ne yapabilsin kendi işini geliştirecek zamanı olsun. Ekmeğin içine et koyacağım mı bugün karnım doyacak mı diye düşünemesin. Anladın mı? Bununla uğraşmasın yani. Bu zehir gibi kafalar ya. zevk kuşu adam gelmiş sokak röportajında 50 yaşında dayı. Sen ne anlarsın oğlum oy vereceksin de neye vereceksin? Sen kime vereceksin? Telefonda çıkar bakalım bir görel. Bunlarla uğraşıyor. Çocuk geliyor diyor ki dayı diyor yanlış düşünüyorsun diyor. Yanlış düşünüyorsun diyor ya. Böyle e, böyle diyor. Ne çıkmış bu arada? Ne çıkmış? Bir tane var ya siyaset kanalı. Dalga geçiyor. Onun ne? yeni videosu çıkmış. Zsuka. Ha, Neydi bilmiyorum. o? Bakarız. Yani. Her bir Ulan... humor. Ha, Bakarız izleriz. Onu da izleyince çok sinirleniyorum ben ya. Bana komik gelmiyor artık mesela. Başlarda komik geliyordu. Gülüyorduk geçiyorduk. Yani artık harbiden böyle şey oluyorum ya. Yani izleyince ne oluyor diyorum ya. Gelin birlikte Aa, bakalım isterseniz. Artık komik de değil bro böyle değişik bir şey anladın mı? Değişik bir olay yani. Bir de çok sinirli. Herkes inanılmaz sinirli. Az önce mesela benim Z kuşağını ve geleceği savunmam üzerine hani birlikte bir şeyler yapabiliriz tek bayrak ve ilerleyebiliriz demem üzerine aynı kuşaktaki bazı düşünceler bana şey dedi mesela chatte gördüm. Abi sen de yavaştan ortaya krizine girmeye başladın. Tam anlatamıyorsun sanki bilmiyorsun bu olayları falan. Ya bana böyle boomer <laughs> demeye çalışıyor anladın mı böyle kendi kafasında. <laughs> i̇nanılmaz ya gerçekten inanılmaz yani. Menopoz. Menopoz. açacağım onu da açacağım. İzleyelim bakalım. Yansal teknolojilere duyduğumuz il... Baba kimse bir şey evet kimse bir şeyi araştırmıyor, okumuyor, bilmiyor, öğrenmiyor. İşin şakası komedisi şuyu buyu bir yana bunun şakasını yapabilmek için bile biliyor olman lazım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Buna gülebilmek için bile buradaki absürt olan şeye biliyor olman lazım. Ama velakin iş biliyor gibi konuşmaya gelince de herkes inanılmaz çok biliyor yani inanılmaz biliyor. Ginin gösterdiğimiz yatkınlığın, yatkınlığın en somut göstergelerinden. bitsin <laughs> de bana. Şu boru bir çağıralım da bakalım ya ne olacak. E, Aa, bir, lozan, yani bir, lozan, bir başkası lozan, da kripto varlıklar. Türkiye son birkaç yıldır bu konuda dünyadaki ilk 10 ülke arasında 2021 verilerine... Bak neden bak az önce bahsetti. Bak 10 numaraya Barış abi şunun üstüne şunu koydun ya yemin ediyorum. Böyle cümlelerimi de şeysiz bırakmadı ya. İstatistik... istatistik, istatistik, istatistik. İstatik sik sik, sik. Bırakma diye yemin ediyorum şu an okeyim yani. Demek istediğim bu. Ve size ne dedim az önce? Yükselişte olan ülkeler buna şu anda şey yapıyor. Neden? Bir çıkar yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bak baba ülkelere. Oh be. Vallahi oh be. ...ne göre neredeyse 4-5 kişiden biri kripto varlıklara yatırım yapmış. Videonun başında sizlere merak ve ilgi demiştim ya. Analiz. Finans olunca bizden meraklısı, bizden ilgilisi yok. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Ama Heh. madem fintech deniliyor buna, yani işin içinde finansın yanı sıra bir de tek var, teknoloji var. İşte şimdi içimizdeki bu merakı ve ilgiyi teknolojiye de yöneltmenin tam zamanı. Hazırsanız size üçüncü bir twist yapacağım. Şimdi bu fintech kavramını tek fin olarak düşünün. Finansal kazançlardan önce teknolojik yatırımları, kendinize ve başkalarına projelere yapacağınız yatırımları Oğuzhan önemseyin. Kendi teknolojik... Oğuzhan Dalıgıran 24 Şubat 1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Mersin'de olan Oğuzhan Dalıgıran Twitch'e 15 Şubat 2017 tarihinde katılmış ve Twitch'e ünlenmiştir. Metaverse olsan vizyonunuzu genişletin. Aslında bu konuda da bir potansiyelimiz olduğunu yine aynı rapor metaverse ünlüsü oradan çıkartıp size gösterebilirim. 2021'de Roblox'taki aktif geliştiriciler arasında ilk 10 ülkeden biri olarak gözüküyoruz. Bakın oyuncular demiyorum. Geliştiriciler diyorum. Yani bir başka deyişle geçen yıl orada üretilen o 25 milyon sanal varlığı geliştiren en aktif Abi ne alaka ya? ülkeler arasındayız. Peki ya bu potansiyelimizi öyle başkalarının kurduğu Roblox gibi platformlarda değil de kendi kuracağımız sanal platformlarda değerlendirsek, ha? dünyaya bir de sanal ortamda açılsak. Mesela ha? bu akıllı kontratları falan geliştirsek, merkeziyetsiz finans platformları inşa etsek, NFT marketleri kursak. Bu merkeziyetsiz finans platformları elbette var aslında. Türkiye'de de var. Hatta geçtiğimiz yıl bu kanaldaki ilgili videolara desteğini de veren o yüzden tekrar teşekkürlerimi de sunmak istediğim Paribu var mesela. Yatırım yok. Oğlum bundan bahsediyorum. Az önce takım muhabbetinde Siktiniz attınız belamı. Bundan bahsediyor. Takım için forma parası bir tane 20 milyon dolara oyuncu alabilmek için bir sürü tüm Türkiye birleşip televizyonda forma morma alışverişi yapabiliyorsak şu işler için nasıl yatırımcı bulamıyoruz? Ben de buna şok oluyorum işte. Buna şok oluyorum aga. Az önce bahsettiğim olay da buydu. Anladınız mı şimdi? Şimdi de o, dediniz ya az önce ne alaka abi benzer şeyler mi ya diye. Aynı şey işte. Yani bir tane de genç 15-20 yaş aralığında 30 kişi için böyle bir şey toplayalım tüm Türkiye olarak. Hatta bir kişi bile okey dese olur zaten arkadaşlar. Yatırım dediğin şey de şimdi doğru konuşalım yani Allah aşkına. Türkiye'nin büyük iş alımlarından birisi okey verse yaptırır yani tüm eğitimleri aldırır oradaki genç çocuklara. Mesela bunların arasında bu videonun da sponsoru bu konularda çok anlamlı yeni bir adım attı. bu Net'i hayata geçirdi. ParibuNet yarının blok zincir projesi. Dolayısıyla Paribu da artık sadece bir kripto para işlem platformu değil, aynı zamanda bir teknoloji firması. ParibuNet akıllı iyi. kontratlar hmm. ve dağıtık uygulamalar. Sizlere daha önce sözünü ettiğim o dApps'ler geliştirilebilen bir blok zincir. Bu teknolojinin zayıf noktalarını çözmeye odaklanmışlar. Örneğin daha hızlı olabilmek için 5 saniyede bir blok üretme ve işlemler için de minimum bekleme süresi vaat ediyorlar. Burada aynı zamanda yüksek blok büyüklüğüyle her blokta daha fazla işlem sonuçlandırılabiliyor ve en gelişmiş ve güncel şifreleme standartlarıyla güvenli işlem gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca tüm işlemler için düşük ağ ücreti hedefleniyor. Paribunet ekosistemi kendi coin'ine de sahip olacak. Paribu Coin PRB ile ağ üzerinde gerçekleşen tüm akıllı kontrol kontrat işlemleri ve transfer ücretleri ödenebilecek. İste merak ettim ya ondan bakıyorum. ben A katılımcıları stake etme özelliğiyle onaylayıcı olarak konumlanabilecekler burada. Paribunet'in A ekonomisini ve yol haritasını Ben aktif olarak kullanmadığım bir A olduğu için merak ettim ona bakıyorum. Yoksa sponsorlu ve görebileceğiniz net.paribu.com adresini ziyaret ederek oradaki white paper ve light paper'ları incelemenizi tavsiye ederim. Yakında üzerinde çeşitli uygulamalar geliştirmek üzere test ağında çalışma yapmaya da başlayabilirsiniz. Harbuki, ben Binance kullanıyorum. Teknoloji dünyasında. Aslında Gerpuribcoin Binance'te 2x yaptı arkadaşlar. Çek dünyada da öyle ya. Trendleri okuyabilmek için kavramları aynadan yansıtmak lazım. Ben bunu yaparak geleceği okumaya, ona hazırlanmaya çalışıyorum. Fintech, Techfin. Hayat oyunu, oyun hayatı. Metaverse, Verse Meta 2021'de Roblox'ta geliştirme yapanlar içerisinde en aktif ülkelerden biri olduğumuzu söylemiştim. Bizim evi de ben küçük bir ülke olarak kabul ediyorum ve bizim ülkemizde bu konudaki en aktif kişi 10 yaşındaki oğlum. Orada yani Roblox'ta ya, ya, da Minecraft'ta... Bizim eşekler... İspen mi? Arkadaşlarıyla buluşup... Metaverse olsanım nasıl? İyidir valla Metaverse'den arkadaşlarla Roblox'ta toplantı yapıp <laughs> oradan geliyorum. Güzel bir toplantı e, içerisindeydim ya. Bak metavers olsa adam oyun dünyası, Twitch dünyası e, kardeşim benim. Kendini kaç yaşından beri bilgisayarda oturuyorsun kardeşim? Valla ben kendimi bildim bileli bilgisayardayım. Kendini bildim bileli. Zamanında, bana zamanında ne yarrak yiyeceğim bu bilgisayardan diyorlardı. Bugün ne diyorlar Şimdi kardeşim? Her yerden kuzenim, arkadaşım falan. <laughs> Anlamadım amına Aynen bir. öyle. Tam olarak anlatmaya çalıştığım da bu. Vakit geçiriyorlar. Sadece geçen yıl oluşturulan o 25 milyon sanal öğeyi kim tasarlıyor zannediyorsunuz? Bugünün çocukları, evet. Gençler kendi evrenlerini küçük küçük verse'lerini tasarlıyorlar, üretiyorlar. Yarın onlar büyüdüklerinde Abi, siz, alışkanlıkları da büyüyecek evet. birleşecek ve yaptıkları verse'ler metaverse'e dönüşecek. Eğer filmin sonundaki sürpriz dönüşümlere, hikayedeki twist'lere hazırlıksız yakalanmak istemiyorsanız boşverin tanımlara fazla takılmayın. Gerekirse onlara bir de aynadan bakmayı deneyin. Güzel hocam. Bu güzel. Bu son cümle Çaların başka yerde de kullanırım. Onu da söyleyeyim. Yani. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da çaların başka yerde de kullanıyorum. Oğlum yani. bence var ya çocukların vesaire gereksiz üstlerine gidiliyor ha. Oğlum tabii ya ki. Ya böyle yani. Robloxmuş, Minecraft'mış, sanal dünyaymış vesairede ve <laughs> çok üstlerine gidiliyor ya. Bence tamamen salınması lazım ya. Hani onun kötü Baba, tarafına salın... geçmediği sürece. Zaten. Ya böyle tamamen salınmasından kastım şu hani tamamen kötü tarafına geçmesine izin vermedikçe bence sıkıntı yok yani. Ya zaten öyle işte gelişmesi için zaten gençlerin bu işe ilgi duyuyor ve geliştiriyor olması lazım. Ve aslında durum da o. Ama bunu ailelere bir güzel şekilde anlatmak lazım. Ne bileyim ülkece bir karar gelip bunun belli neresi zararlıdır neresi değildir diye eğitimlere ekleniyor olması lazım artık. Yani, aynen öyle. Mı? Salınması lazım. İnsanların Jurox'u izlemesi lazım. Kendim tabi tabi tabi. Lazım. Tabii. Yani bu çocuklar bir salın ya. Bı bırakın <laughs> kredi kartlarınızı kullansınlar bu çocuklar. Daha ya yani. biraz dayıcım aynen öyle yani. İşin de aslına yani baktın olmuş, mı? Aylık 10 lira çekse ne olmuş? Bu ne olmuş? Metaverse'e girdi ya çocuk ayda 10 lira. Metaverse Twitch evrenine girdi yani <laughs> anladın mı? <laughs> ne olmuş orada? 2-3 şey, ESM'e oldu.